çok kıymetli bir konuğumuz var. Hemen takdim etmek isterim ben sizlere. Beta Fidancılık Ar-Ge Müdürü Doktor Emine Tanrıver bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Teşekkürler. Sağ olun, hoş bulduk. Evet, sizleri burada ağırlamaktan bizler de mutluluk duyuyoruz. Öncelikle dilerseniz ben katılımcılardan, ziyaretçilerden gelen yorumları dinlemek isterim sizden. Bölge bildiğimiz gibi meyvecilik ve sebzecilik üzerine özellikle yoğun olarak çalışan bir bölge. Artık ihtisas fuarı bu da zaten bu alanlarda. Evet, evet. Gelen yetiştiricilerin, ziyaretçilerin hepsi de artık bilinçli olarak geliyorlar ve gerçekten bir şeyler öğrenmek, yeni teknolojiler, yeni çeşitler almak için geliyorlar bu fuara. Evet. İzlenimleriniz nedir? Nelerle geldiler size yetiştiricilerimiz? Genelde ben meyvecilik adına söylemek istiyorum çünkü kendim özel alanımız da meyvecilik olduğu için. Evet. İnsanlar artık böyle direkt olarak hani şeftali var mı, erik var mı diye gelmiyorlar. Daha bilinçli dediğiniz gibi üreticiler ve yeni anaçlar var mı diye geliyorlar yoğun olarak. Bundan 5-10 yıl önce çok aldığımız soru tipleri değildi bunlar. Mesela işte benim toprağımda çok kireç var, kirece dayanıklı anacınız var mı? Veya nematodumuz var ama meyvecilik yapmak istiyoruz, nematoda dayanıklı anacınız var mı gibi sorular geliyor. Ve yeni çeşitler soruyorlar. Yeni çeşit derken daha önceki yıllarda işte çok erkenci çeşidiniz var mı, yeni çeşidiniz var mı denirdi ama artık bilinçlenme başladı. Çünkü hepimiz bilinçleniyoruz. Tüketici bilinçleniyor. Tüketici bilinçlenince üretici de daha bilinçli yetiştiricilik yapmak istiyor ve bir takım hastalık ve zararlara daha dayanıklı. Yani daha az ilaç, daha az gübre kullanacağı çeşitler var mı? Bunları da sormaya başladılar. Bu fuar bunun için gayet güzel. Antalya fuarı aslında bugün Avrupa'daki büyük fruit lojistikadan bir farkı yok. Baktığınız zaman biz de burada Antalya Fuarı'nda artık kendi çevremizdeki komşularımızı, Arap ülkelerindeki üreticileri burada ağırlamaya başladık ve bizim oralardan da birçok müşteri kitlemiz bu fuarda oluşuyor. Ben yorumlarınızı almaya devam edeceğim ama arada yakaladığım ve teknik olarak yakaladığım bir konu vardı. Özellikle meyvecilikteki gelişmeleri de hepimiz takip ediyoruz. Meyvecilerimiz de şu an merakla bekliyorlardır. Anaç kelimesini kullandık. Evet. Bizim üretimimizde aslında her bölgede üretim yapabilmek için uygun olan tabii iklim anlamında anaçlarımızı özenle seçmemiz gerekiyor. Çeşitlerden ziyade topraktan evet. Çünkü bir yetiştiricilik yapıyoruz. Bu konuyu biraz özetleyelim. Ben anaç seçiminin önemini biraz vurgu yapmanızı isteyeceğim sizden. Tabii şöyle hani anaç seçimi şu açıdan çok önemli. Çok farklı toprak koşullarında yaşıyoruz bir yani doğalında. Onun dışında artık günümüz dünyasında topraklarımız eski o verimli virgin halini kaybetti. Yani organik maddece zayıf topraklarımız var. Kireçli topraklarımız var. pH'sı çok yüksek olan topraklarımız var. Biliyorsunuz toprağın pH'sı yükseldikçe bitki besin elementlerini bitkilerimizin onlardan alması daha zayıflıyor. Onun için biz eğer bu yüksek pH'da iyi çalışan anaç kullanırsak bu bitkimizin daha iyi beslenmesine neden olacak. Bazen şöyle oluyor, toprakta besin elementi var fakat bitki oradan alamadığı için anaç uygun değil, o pH'da çalışamıyor. Daha düşük pH'da çalışması gerekiyor. Element var, bitki besin elementi var. Alamıyor, çalışamıyor. Biz ne yapıyoruz? Sürekli gübre veriyoruz. Halbuki var orada. Bu birçok açıdan zararlı. Bir, boşu boşuna toprağımızı fazla gübreyle tuzlandırıyoruz. İkincisi, milli servet. Cebimizden bir sürü para gidiyor. Sularımızı tuzlandırıyoruz. Tüm bunlar için aslında baktığınız zaman biz eğer yüksek pH'da çalışan anaca sahipsek, kireci yüksek anaca sahipsek bizim kireç çözücü diye bir kimyasal uygulamamıza gerek yok. Bizim tekrardan fazladan ihtiyacı olmadığı halde gübre uygulamamıza gerek yok. Bu tabii daha neye dönüyor? Daha organik yetiştireceğiz. Daha sağlıklı ürün yetiştireceğiz. Bu açıdan anaç aslında bakın anacın Latincesi patrondur. Anaç gerçekten bitkinin patronu. Eğer siz anacı doğru seçerseniz temeli anaçtır, sağlıklı ve kaliteli, yüksek verimli ve bol kazançlı ürün elde edersiniz.
Tabii bunun üzerine bir de çeşidin önemi var. Çeşit içinde evet. Direkt konu sizlere geliyor artık. Ar-Ge kısmına geliyor. Evet, evet. Araştırma geliştirme kısmına geliyor ve burada tabii ki piyasanın değerleri ve pek çok başlık var. Sizin çeşit ıslahında dikkate aldığınız başlıklar. Bunları da dinleyelim mi sizden? Hangi talepler doğrultusunda siz çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz? Piyasaya sunacağınız çeşitleri nelere göre belirliyorsunuz? Şöyle, şimdi çok eskiden ben ilk ıslah çalışmalarıma başladığım yıllarda yeni çeşit elde etmek amaçlı ıslah yapıyordum. Yani sadece yeni çeşit elde etmek istiyordum. Sonradan artık bu işte yoğrulmaya başladıkça gördük ki yeni çeşit evet elde edelim ama ne için? İşte mesela Akdeniz bölgesinde yaşıyorum. Ama ben işte çok erkenci erik, çok erkenci şeftali, ne bileyim çok erkenci kayısı yetiştirmek istiyorum. O zaman düşük soğuklamalı, soğuklama ihtiyacı düşük olan çeşit bulmaya çalışıyorum. Neden? Çünkü Akdeniz bölgesinde 300-400 saat maksimum soğuklama süresi. Ben buraya işte Bursa'da yetiştirilen şeftalileri getirip koyduğumda yetiştiremiyorum. Orada bir amaç girdi. Sonra bölgelere uygun hani daha erkence çeşit yetiştirmek amacında giderken sonra sağlıklı yiyecekle tanıştık. Sağlıklı yaşamla tanıştık. İnsanlar için sağlıklı olanla. O zaman dedik ki sağlıklı meyve nasıl olacak? O zaman dayanıklı olması lazım birçok şeyi. Şimdi artık son 10 yıldır çalışmalarımız, ıslah çalışmalarımız anaçta da çeşitte de bir takım hastalık ve zararlara dayanıklı kalite kriterleri yine bu hep olacak zaten. Sonuçta daha yüksek şekerli, daha iri, daha renkli meyveler yemek istiyoruz. Ama bunun yanında da bir takım hastalık ve zararlara dayanıklı olsun. Toprak kaynaklı hastalıklara, havadan gelen hastalıklara ki biz daha az ilaç kullanalım. Şimdi Sayın Hocam, Buket'cim çok teknik konulardan biraz böyle tüketim odağa geçebilir miyim? Tabii ki, buyurun. Şimdi ne yapacağız? Satacağız. İç piyasaya da satacağız. Bütün bu çabamızın sonucu bu. Evet. Bir de ihraç edeceğiz. Evet. Şimdi özellikle günümüzde fuarda da gözlemlerimiz oldu. Zaten görüntülerde paylaşıyoruz elimizde olduğu kadar. Islah çalışmalarınızdan örnekler de veriyoruz. Efendim, hangi özellikle meyvecikte hangi çeşitler hem iç pazar için hem de ihracat için önümüzdeki dönemde çiftçiye tavsiye edebileceğiniz çeşitler olabilir? Hı hı. Biraz isim duyabilir miyiz efendim sizden? Şöyle, aslında dünyada bir trend var şu an. Aslında kendini belli ediyor bu. Baktığınız zaman yine ben şeye geleceğim temelinde. Şu anda insanlar sağlıklı meyve tüketmek şeyiyle yola çıktıkları için artık günümüzde bir kere kuru ve kurutulabilen meyveler. Kuru ve kurutulabilen meyveler evet. Ön planda evet. Ve olacak diyorsunuz. Aynen öyle. Evet. Yani bunun altını çiziyorum. Şu andaki son bizim 5 yıl öncesinde başladığımız ve devam eden ıslah çalışmalarımızın temeli. Bütün bu sağlıklı olsun, işte hastalıklara dayanıklı olsun, iri olsun, kaliteli olsun. Elde etmeye çalıştığımız bütün çeşitler kuru veya kurutulabilen meyveler. Kuru derken kuru meyvelerimiz var biliyorsunuz. Badem, Antep fıstığı, ceviz, fındık bunlar. Çünkü bunlar sizin hasat ettikten sonra evinize, deponuza koyup veya çok uzak bir pazara gönderip uzun sürelerde saklayabildiğiniz ürünler. Diğeri de portakalı, elması, şeftalisi, eriği bunların hepsi kurutmaya uygun. Aynen Malatya kayısısı gibi evet. Kurutulabilen şeftalilerimiz, eriklerimiz, nektarinlerimiz olması lazım. Yani hem yaş olarak tüketilecek aynen. Hem de kurutulacak kesinlikle. Diyorsunuz. Kesinlikle. Anladım. Yani artık şu andaki trend o yönde gidiyor ve gelen müşteriler de artık bu soru sorulmaya başladı. Kurutmaya da uygun mu? Şimdi hocam tam ona gelecektim ben. Şimdi yeni bahçe kurmak isteyen, bahçesini yenilemek isteyen ya da sektöre girecek. Şimdi tavsiyelerinizi aldık da bunlara uygun fidanları Türkiye'den temin edebiliyorlar mı ekonomik olarak? Böyle bir yapıda oluştu mu? Şimdi tavsiye etmek kolay ama adam neyle üretecek? Yok tabii artık Türkiye'de özellikle bakanlığımızın son yıllardaki büyük destekleriyle, katkılarıyla
yapmış olduğu bir takım uygulamalarla şu an çok fidancılık anlamında güzel yatırımlar yapıldı. Laboratuvarlarımız kuruldu. Biliyorsunuz artık yurt dışından anaç ithal etmiyoruz. Evet. Kendi Türkiye'deki kendi laboratuvarlarımızda anaçlar üretiliyor. Çeşitlerimiz var. İşte biz mesela işte meyve çeşitlerine sahibiz. Islah yapıyoruz. Yani kendi Türk çeşitleri bunlar. Yani bunun dışında yurt dışından gelip burada bir takım çeşitlerini yine yaymaya çalışan ıslahçı firmalar da buraya geliyor. Yani çeşitler, anaçlar, her şey mevcut. Sadece doğru sorularla, doğru yerlerden, hani merdiven altı tabir ettiğimiz yerlerden değil, kulaktan dolma değil, bu işin uzmanı olan kişilerle temas kurarak fidan temini yapabilirler, doğru araştırarak. Peki. Var mı önemli bir sorun? Ya sonlara geliyorum. Belki bir sorucuk diyeyim. Soru tamam, bile değil. Kısaca hemen sorayım o zaman. Bodur meyvecilik de gündemde olan bir konu. Bodur meyveciliğe yaklaşımları nasıl yetiştiricilerimizin? Yatırımcı olan üreticiler kesinlikle bodur meyveciliğe yöneliyor. Neden? Çünkü bodur meyvecilik derken aslında oradaki asıl amaç makinalaşma. Evet. Makinayla hasat, makinayla budama, bir takım işlemlerin makinaya uygun olması ve yine sağlıklı. Çünkü bodursa bitkiniz daha az ilaçla ilaçlama yapıyorsunuz, daha az gübreyle işlem yapıyorsunuz. Bodur yetiştirici için de en önemli kriterlerden birisi doğru anaç, bodur anaç. Yani bitkinizin sık dikime uygun hale getirecek anaç kullanmak. Bu konuda da yine biz Türkiye olarak çok şanslıyız. Yine bizim ıslah ettiğimiz, benim ıslah ettiğim Arda gibi bir takım bodur anaçlarımız var. Bunlar şu an gündemde zaten. Evet. Ellerinize sağlık diyelim, ağzınıza sağlık. Sanırım süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür artık, ediyoruz hocam. Ben teşekkür çok sağ ederim. Olun. Kısa sağ da olsa olun. Beraber olduk ama devamını yaparız. Zaten siz bizimle çok iyi çalışıyorsunuz. Tüm gelişmeleri sizin ediyorum. Firmanız özelinde de ekranımıza taşımaya gayret gösteriyoruz. Çok teşekkürler hocam. Sağ olun. Emeğiniz var olsun. Değerli izleyicilerimiz, böylelikle efendim yayın serimizin son programını da yapmış oluyoruz. Çarşamba günü başladık. Dün ve bugün de 2 saat boyunca her gün fuarda hem sivil toplum örgütlerimizin temsilcileriyle birlikte, onların görüşleriyle birlikte hem Antalya hem Türkiye tarımının genel gündemini değerlendirme gayreti içerisinde olduk. Bugün de ağırlıklı olarak çok değerli çiftçilerimize yer verdik ve hemen ardından da çok kıymetli hocalarımızın bankacılık sektörüne ilişkin özel sektör temsilcimizin görüşlerini de dinlediniz efendim. Fuar yarın akşam saat 19'a kadar açık. Biz hepinizi Antalya'ya vaktiniz varsa Grove'de Avrasya'ya bekliyoruz ama fuardaki izlenimlerimizi önümüzdeki günlerde yine Bereket TV'den, Bereket Medya Grubu bünyesindeki yayın organlarının hepsinden izleyebilirsiniz efendim. Siz sadece Buket Hanım'la beni gördünüz tabii ki ama yayında yapımda çok fazla sayıda arkadaşımın da bu naklen yayın sürecinde emeği geçti. Onlar adına da bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz efendim ve huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyoruz. Hoşça kalın. Hoşçakalın.